hanginizi isterseniz herhangi bir ipten veya kablodan kendiniz yapabilirsiniz veya bir spor mağazasına uğrayıp çok uygun fiyata satın alabilirsiniz. Bu eğitim videosunda size atlama ipinizi seçerken dikkat etmeniz gereken 5 kriterden bahsedeceğim. 1. Tutma yerlerini inceleyin. Tutma yerleri ahşaptan, metalden veya plastikten olabilir. Bunlardan herhangi birini tercih edebilirsiniz. İncelerken dikkat etmeniz gereken şey, tuttuğunuzda elinizi tam oturup oturmadığı ve eliniz rahatsız edecek bir kısmın olup olmadığı olsun. 2. Bağlantı noktalarını mutlaka inceleyin. Genelde 4 farklı türlü bağlantı noktası karşınıza çıkacak. 1. Şöyle tamamen içten geçmeli olanlar. 2. Bilyeli ve takılı olanlar. 3. Sadece bilyeli olanlar. Ve 4. Şöyle bir aparattan içten geçenler. Burada seçerken dikkat etmeniz gereken şey, ipi alın ve şöyle bir döndürmeye çalışın. Eğer bunun gibi sert dönüyorsa ip atlarken takılacaktır, rahat edemeyeceksiniz. Ama eğer rahat dönüyorsa o zaman rahatlıkla tercih edebilirsiniz. 3. İp kısmını inceleyin. Genelde 3 farklı türde ip bulursunuz. 1. Deri. Derileri tercih edebilirsiniz ama ömrünün uzun olması için sadece arada bir yağlamanız gerekir. 2. Kablo plastikten olanlar. Bunları çok hızlı atlayabilirsiniz. Ben bunları tercih ediyorum çoğunlukla. Ve çelik metalden olanlar. Bunlarla ip atlamak biraz zor. Çünkü görüyor musunuz, kontrol etmem zor, çevirmem çok daha zor. Kesinlikle metal olanları tercih etmiyoruz. 4. İpi amacınıza göre seçin. Eğer amacınız hız, koordinasyon ise daha kablolu, ince, hafif bir ip tercih edin. Bu çok hızlı atlamanızı sağlayacaktır. Böylece ne kadar hızlı çevirirseniz beyninizle omuz, kol, bacak kaslarını kontrol etmeniz ve arasındaki iletişim artırmanız mümkün olacak. Ama eğer amacınız kondisyon yapmaksa daha ağır olan iplerden tercih edebilirsiniz. Ağır olan ipler şu an elimde görmüş olduğunuz gibi kalın olabilir. Bunu taşımak biraz zor olabilir. Bir de tuttuğunuz kısımlarda açılarak içine ağırlık konan ipler var. Bunları tercih edebilirsiniz. Bu yine aynı etkiyi sağlayacaktır. Oldukça verimli bir kondisyon çalışması sağlayacaktır size. Eğer tek bir ip seçecekseniz ben size kesinlikle buna benzer bir ip öneriyorum. Çünkü içindeki ağırlığı çıkararak hız amaçlı, ağırlığı takarak kondisyon amaçlı atlayabilirsiniz. 5. Atlama ipinin uzunluğu size uygun olmalıdır. Bunu anlamak için ipinizi alın, her iki ayakla tam ortasına basın, yukarıya doğru kaldırın. Eğer koltuk altı hizasına kadar geliyorsa bu ipleri rahatlıkla atlayabilirsiniz. Ayrıca ip seçerken sayaçlı olanlar var. Ben bunları hiç tavsiye etmiyorum. 1. Çok pahalı oluyorlar. 2. Bir iki kez düştükten sonra bozuluyorlar. Çok verim alamıyorsunuz. Artık ip seçerken nereye dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Bir ip alın ve herkese.